Ne bakıyorsun lan? Yamuk mu var? Yok. Nereye gidiyorsun lan sen? Selam veriyor, selamımızı almıyorsun. Dalga mı geçiyorsun bizimle? Yok, duymadım. Küfür mü etti lan bu? Kader kim bu? Konuştum. Yoksa... Anladın mı? Vur şimdi. Bunu mu aradın ha? Kafayı mı yedin moruk? Ne yapıyorsun? Ramiz Karayski o. Almayacaksın mı ha? Vaz mı geçti? Tozuyla bela mı arıyorsun? Burası sağmacılar değil. Burada benim borum öter. Anlaşılır. Çocuk burada kalacak. Ramiz Bey, revire götüreceğiz, iyi edelim diye. Ben onu iyi ederim. Buyurun efendim. Arabanız çok güzel Cengiz Bey. Çok güzel. Beğendin yani. Ha Tevfik. Bunun hangi elimde olduğunu bil. Araba senin olsun. Olur mu öyle şey efendim? Hangisi? Cengiz Bey dışarı çıkıyor. Şimdi mi çıkıyor? Bir saniye. Miau. Güzel olmamış mıyım? Bak akşam için sana ne aldım göstereyim mi? Hemen geliyorum. Gerekirse o yola biraz. Bunda. Bunda bunda. Yok, bunda. Bin kere de yapsak bulamaz. Niye? Bakmayı bilmiyorsun da ondan.
siz miydiniz? Kusura bakmayın. Kapıda beklediğince kıpırdamaz kapıdan. ...60 model Kobra ha. Harika araçtır. Bayağı yarış arabasıdır aslında. Arabalardan da mı anlıyorsunuz? Ben değil. Bir arkadaşım iyi anlardı. Biraz kulak dolgunluğu var. Neyse bekletmeyin. Ha, şehre mi iniyorsunuz? Ha, biraz hava alacağım. Atlayın hadi, bırakayım sizi. Sağ olun, arabayı çıkardık artık. Atlayın hadi. Ne bu böyle? Yaşlı adamlar gibi arabanın arkasında. Bu havada. Çok hızlı sürmeyeceğim, söz. Ne kadar kalacaksınız benim otelde? Bilmem, pek plan yapmam. Nasıl oluyor öyle? Kafanıza göre. Sabah kalkıyorum. Gitme vakti gelmiş diyorum. Ah, ne güzel. Eskiden ben de hep öyle derdim. Param olunca aynı yerde iki gün durursam Allahsızım derdim. Sonra ne oldu? Sonra... aşık oldum. Bak, bu her şeyi değiştirir. İnsan başka biri oluyor, değil mi? Bir bakıyorsun, yapacağım dediğin hiçbir şeyi yapamamışsın. Ya da tam tersi. Yapamayacağını zannettiğin şeyleri yapmışsın. Var. Var tabii. O da var. Ne oldu? Hiç. Ama var yani. Bunu da artık yapmam dediğim şeyler yaptım ben hayatta. Peki geriye dönebilsen, aynı şeyleri yine yapar mıydın? Yapardım. Ben sizin kadar şanslı değilim. Değiştirmek istediğim bazı şeyler olurdu benim. Daha genciz. Değiştirecek vakit var. Evet, doğru söylüyorsunuz. Üstünde çalışıyorum zaten. Televizyon seyrediyor. O kulenin bütün iç yapısını anlatacak. Şu işe bak yeğenim. Kıyamet gününe denk geldi. İşte bu kulede, ikiz kulede gerçekleşiyor. Nedir bugün? 11 Eylül dayı. 11 Eylül 2001. Hatırla bugünü yeğenim. Ne dünya aynı kalacak bugünden sonra, ne desen. Gel otur. Meydancı, tazele çayları. Kaderimiz... niye avucumuzun içinde yazılıdır bilir misin? Gerektiğinde gizleyebilelim diye. Niye bilir misin? Çünkü güç gizden gelir.
Gerçek niyetini kimse bilmeyecek. Kaderin sırrındır. Kaderini kimseyle paylaşmayacaksın. Kimseyle paylaşmayacaksın. Oku bunu. Şanslı adamsın Vesselam. Dayıyla herkesi talebesi yapmaz. Oku onu. Bazen rica ederim gardiyandan. Tek başıma çıkarım buraya. Soğuk da böyle keskin olursa bu gece gibi. Yukarıda yıldız var. Özgürmüşsün gibi oluyor. Bak onu diyorum işte. Mahpusta özgürlük bu kadar. Niye buradayız? Hava alıyoruz yeğenim. Sohbet ediyoruz. Şikayetin mi var ha? Yok. Ne şikayetim olacak? İçeri girdiğimden beri bana insan gibi davranan bir sen varsın. Da... Niye? Niye ben? Bir ele ihtiyacım vardı. Elimi uzattım. Hı. Uzatmasam mıydım ha? Tesadüf mü yani? Kadere inanan insan tesadüfe inanmaz. Tesadüfe inanan adamsa kaderini kendi elinde tutamaz. Bak orada kitaplar var. O kitapları al oku. Sonra bana geri getir. Ne istiyorsun benden? Cevabı daha önemli olan bir soru var yeğenim. Asıl sen benden ne istiyorsun? Hadi eyvallah. O günden sonra her gün Ramiz Ömer'e arkadaşlık, yoldaşlık, hocalık ettim. Hayat içeride de dışarıda da akıp gidiyordu. İnsan sevdiklerinin ondan çok uzakta yaşamasına, değişmesine, büyümesine bile alışıyor. Abi bugün karne günüydü. Takdir aldım. Her gün seni düşünüyorum. Büyüyünce gazeteci olacağım. Sana yapılanları bulup yazacağım. İnsan kendi hayatının çalınıp gitmesine bile alışıyor. İnsan kendi hayalini bir başkasının yaşamasına bile alışıyor. Zamanla insan her şeye alışıyor. Alışıyor. Ama unutamıyor. Çıkınca ne yapacaksın Ömer? Müebbet yedim ben dayı. Bir yere gittiğim yok. Diyelim ki çıktın çocuk. Ne yapacaksın? Bak Ömer, kaç yıllık muhabbetimiz var seninle ha? Hı hı. Bana her şeyini anlattın.
Sana iftira atmışlar yeğenim. Sana ihanet etmişler. Ha? Çıkınca ne yapacaksın? Boş ver dayı, boş ver bunları. Sana bir soru sorunca cevap ver. Çıkınca ne yapacaksın? Kim yaptı bilmek isterim dayı. Ali mi? Cengiz mi? Eyşan'a kim yalan söyletti? Niye yalan söyledi? Niye? Bunları bilmeden ölmek istemem dayı. Diyelim ki öğrendin. O zaman ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun? Karşında asıl hasmın kim? Ali. Kimi görüyorsun karşında? Cengiz. Asıl hasmını görmeden onu alt edemezsin. Göreceksin. Yoksa olmaz. Olmaz. Ne yapıyorsun öyle? Kağıtları ezberliyorum. Kağıtlara bir kere bak. Sonra kafanı kaldır. Etrafına bak. Asıl kağıtlar onlar. Etrafındaki dünyayı oku. Sonra kağıtları okumak. Çocuk oyuncağı. Oturun, oturun. Sen benimle geliyorsun, sorgum var. Sizler de dağılın. Ramiz Bey'e bakma. O ne yapsın? Emir büyük yerde. Gözüm. Gideceğin yerde görecek bir şey yok. Sen soruları işit yeter. Kızmayın bana arkadaşlar. Ben bir emir kuluyum. Emir almak başka... Keyif almak başka. Elçiye zeval olmazmış. Bu düzen yakında kalkacak. Siz de öyle olur olmaz herkesin peşine takılmayın. Bakarsınız önünüzdekinin kellesi uçmuş. Seni unuttum sanma. Unutur muyum lan?
olacaksın. Adamın dediğini yapacağım. Sıramı bekleyeceğim. Dağıt, dağıt. Birini götürüyorlar. 10 kişi daha başlıyor oruca. İş büyüyor dayı. Tecrittekilerin hali fenaymış çok. Bunlar avludaki son demlerimiz yeğenim. Yakında buranın hiç tadı kalmayacak. Bak Ömer. Kendi başının çaresine bak. Ben sana yetişemeyebilirim yani. Ne fark eder ki dayı Allah aşkına? Ne de olsa ikimiz de burada öleceğiz. Gel şöyle oturalım biraz. Bak Ömer, çok yol aldık seninle yeğenim. Ama az bir şey daha kaldı. Çok konuştuk seninle, çok döndük o günü. Ama o gün aslında ne oldu? Kendine sormuyor musun bunu? Her gün soruyorum dayı. Her dakika, her an. Bak yeğenim. Mükemmel bir soygun için kaç kişi gereklidir biliyor musun? 4. Birinci, soygun hakkındaki bilgileri toplayacak. Bu kişi içeriden biri olursa daha iyi tabii. Şimdi senin olayda bu kim olur? Cengiz. İkinci, soygunu yapacak. Cengaver biri olmalı. Gerekirse adam öldürecek. Cinayet işleyecek. Ya. Kim olur? Ali. Güzel gidiyorsun yeğenim. Güzel gidiyorsun. Şimdi her mükemmel soygunda bir de kurban olacak. Herkesin gözü onun üzerinde olacak. Suçu onun üzerine atacaklar. Ki bu arada asıl suçlu uzayacak. Kim olur? Benim. Sensin yeğenim. Sensin. Kaldı bir kişi daha değil mi? 4. Bütün bu işleri planlayacak kadar akıllı olacak. Asıl yüzünü kimseye göstermeyecek. Herkese başka şeyler söyleyecek. Herkesi ikna edecek. Değil mi? Senin gözünün içine bakıp seni tuzağın içine çekecek. Yeter. Kim o yeğenim? Kim? İşin arkasındaki asıl kişi o. Kim o? Kim? Dayı yapma. Aç gözünü yeğenim. Kim o? Kim? Adını söyle bana. O gün yıllarca bildiği şeyi ilk defa itiraf etti kendine. Eyşan. O gün Ömer intikamına bir yüz,